أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الخامس عشر من كتاب نكاح bugün El-Minhac'ın kitab-ı nikahın 15. dersini okuyoruz. Faslun La yenkihu nikahlayamaz La yenkihu kişi ne etmez? Nikahlayamaz. Yani evlenemez. Kiminle? Men o kadın ki yemliku mülk eder o kişi ha o kadını. Ev ba'da yahut da tamamının değil bir kısmı mülk ediyor. Ne demek? Yani bir kişi kendi caresiyle evlenemez. O kadın ki onun tamamıyla onun caresidir. Veyahut da yarısı hür, yarısı onun caresidir. Böyle bir kişi o caresiyle evlenemez. La yenkihu nikahlayamaz kişi men o kadın ki yemlükü mülk eder o kişi ha o kadını ev yahut da onun tamamını mülk etmiyor. Ba'da ha bir kısmını mülk ediyor. Oldu mu olmadı? Evet. وَلَوْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ اَوْ بَعْدَهَا Önce adamın biri şartları yerindedir. Bir emmetle evlenmiş. Bir cariyeyle ne? Evlenmiş. Sonra o zevcetini mülk etti. Gitti satın aldı. اَوْ بَعْدَهَا Yahut da onun bir kısmını satın aldı. Tamamı değil. Bir kısmı satın aldı. O cariye ister müstevlede olsun, ister mukateb olsun betal, fark etmez. Betale nikahuhu. O adamın nikahı ne olur? O adamın nikahı batal olur. O adamın nikahı fesih olur. Niye? Çünkü mülkül yemin yani bir cariye mülküne geçirmek mülkü nikahdan daha kuvvetli. Onun için milkul yemin oldu mu, milkul nikah batıl olur. Öğrendik mi burayı? Ve la tenkihu Bu sefer kadın nikahlayamaz. Men o erkek ki temliku kadın mülk eder, hu o meni o erkeği. Tamamını mülk eder. اَوْ بَعْدَهُ Yahut da badini ne eder? Mülk eder. O kadın onu la evlenemez. Yani bir kadın kendi kölesiyle, tamamıyla kölesi olan veya badisi onun kölesi olan o kadın kölesiyle evlenemez. Niye? Ya evlenirse o köle onun mülküdür. Bir takım kadının ona hakları var, hükümleri var. Onunla evlendiği zaman o onun zevci olur, onun reisi olur, onun bir takım ahkamları olur. Bu ahkamlar birbirine çelişkiye düşer der. وَلَا تَنْكَحُ Kadın, men o erkek ki, temliku kadın, hu o meni o erkeğe, o bade o. Oldu. وَلَا الْحُرُّ اَمَتَ غَيْرِهِ اِلَّا بِشُرُوتِينَ وَلَا الْحُرُّ Hür bir kişi başkasının emmetiyle evlenemez. Adam hürdür. Bir seyidin caresiyle evlenemez illa bir şuruti. Birkaç şartları var. O şartlar yerine gelirse kişi, hür kişi başkasının caresiyle evlenebilir. Yoksa evlenemez. Bir, en la yekune tahtehu hurretun tesluhu lil istimta'i. En la yekune tahtehu, onun altında olmayacak hurretun, bir hür kadın, tesluhu lil istimta'i. İstimta'a, eğlenmeye, cima'a elverişli olan bir hür kadın olmayacak. Bir kişinin istimta'a elverişli bir hür hanımı varsa o kişi başkasının caresiyle evlenemez.
oldun. İstimtaha erdirişi demek yani bir hür eşi var, çocuk değil, ufak değil. Yani cimai tahammül etmeyen biri değil. Radka değil. Öyle değil mi? Ne değil? Radka değil, karna değil. Yani cimaa herhangi bir engel yok. Öyle bir hür eşi var. Bu kişi cariyeyle ne olmaz? Evlenemez. وَلَا غَيْرُ السَّالِحَةِ Ha bak, قِيلَ bir kile demiş, وَلَا غَيْرُ السَّالِحَةِ غَيْرِ السَّالِحَةِ de olmayacak. Yani bir kişinin, وَلَوْ كِ جِمَعَا elverişli olmayan bir hür eşi olursa, o ne edemez? O bir cariyeyle evlenemez. Niye? Çünkü hür kadın üzerine cariye getirilmez. Cariye bir hüre ortak kılınmaz. Bu hür kadına nedir? Bu hür kadına hakarettir. Oldu. Demek bir kişinin karna, ratka, sagire eşi olduğu zaman cimaa velev ki elverişli olmasa da bu adam bir cariyeyle ne yapamaz? Evlenemez. Oldu. Demek ki bir kişinin başkasının cariyesiyle evlenmesi için birkaç şart var. En la yekune tahdehu hurretun tesruh lil istimta'i bir ve en ya'cize an hurretin tesluhu. Cima'a elverişli bir hürün nikahından aciz olacak. Yani cima'a elverişli bir hür kadınla evlenemeyecek. Gücü yetmiyor. Ne yok? Gücü yetmiyor. Yani parası yok. Hür bir kadının mehrini veremiyor. Öyle değil mi? Velev ki kitabı olsa dahi. Yani kitabı bir kadınla bile evlenemiyor. Bak, hür bir kadınla evlenemeyecek. Öyle bir hür kadınla, velev ki kitabı olsa dahi evlenmeye gücü yetmeyecek, aciz olacak. Ondan sonra ne? Başkasının emmetiyle evlenebilir. Anlaşıldı değil mi? Peki niye hür bir kadının nikahından acizdir? Yoktur. Aradın, bulamadın. Veya vardır, sadak, verecek sadakı yok, mehri yok. Veya mehri de var, kadın mehrin fazlasını istiyor. Veya mehri var, kadın da var, yalnız kadınlar onu kabul etmiyorlar. Niye? Denklik yok. Yani bunun nesebi kötü, kadınlarınki şerefli. Neden ne olursa olsun, bir kişi bir cariyeyle, başkasının cariyesiyle evlenmesi için cima'a elverişli bir hürle evlenmekten aciz olacak. قِيلَ اَوْلَا تَسْلُحُ İnsan cima'a elverişli olsun, ister olmasın. Yani cima'a elverişli olmayan bir hürle de evlenemiyor. Eğer böyle bir hürle evlenebiliyor ise yine cariyeyle evlenemez. Evet. Bu kıylenin görüşüdür. Bu aslında zayıftır. Diyelim bir küçük kızla evlenebilir. Öyle değil mi? Bir ratkan karnayla evlenebilir. Kıyleye göre. Yine cariyle ne edemez? Evlenemez. Ama esah o ki, böyle bir kadınla evlenmesi, evlenmemesi durumu değiştirmiyor. Bitti. وَاَنْ يَعْجِزَ عَنْ حُرَّةٍ تَسْلُحُوا قِلَوْ لَا تَسْلُحُوا Peki, فَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَائِبَةٍ Bir kişi hazır değil de, diyelim, adam Konya'da oturuyor. İstanbul'da bir kadınla evlenme gücü var. Cariyeyle evlenebilir mi Konya'da? Veya gidip İstanbul'da o hürle evlenmesi mi lazım? Diyor, hallet lehu emmetu. Bu adam ki gaib bir kadınla, İstanbul'daki bir kadınla evlenme gücüne sahiptir. Bu adam kendi şehrinde, Konya'da ne yapabilir?
Bir cariye başkasının cariyesiyle evlenebilir ama bu şartla. İn lahiqahu meşakkatun zahiretun fi kasdiha. İn lahiqahu, eğer adama lahik olursa, meşakkatun zahiretun, zahir bir meşakkat fi kasdiha. O kadını kastetmekte. Yani buradan çıkıp İstanbul'a gitmek, o kadını aramakta, o kadını kastetmekte, onun evlenmesiyle teşebbüs etmekte, buna ciddine bir meşakkat lahik olur. O meşakkat bedeni de olabilir, mali de olabilir. Diyelim çok mesafe gidiyor, çok parası gidiyor veyahut da çok yoruluyor. Ne oluyor? Çok yoruluyor, hastalanma imkanı var, telef, ölme tehlikesi var. Eğer böyle o gaibenin kastında zahir bir meşakkat lahik oluyor ise, ama gitmesin o gaib hür kadınla evlenmesin, kendi beledinde herhangi bir emmetle evlensin, evlenebilir. Ev yahut da meşakkat-ı zahirden lahik olmuyor, hafe zinen muddetehu. O kast müddetinde, hür kadını arama müddetinde zinaya girebilirim. Zinaya girme tehlikesi varsa yine o gayip kadını aramasın. Ne yapsın? Hemen kendi şehrinde bir emmetle evlensin. O hafe zinen müddetehu, o kastul gaibe müddetinde. وَلَوْ وَجَدَ حُرَّةً, adam bir hür kadını buldu ama bir müeccelin, vadeli mehirle buldu. Kadın diyor, gel evlenelim, benim mehrim geç verebilirsin. Ne verebilirsin? Geç. Ne zaman eline geçerse verir. O an verecek gücü yok ama kadın müsaade ediyor. Peki hürle evlensin, mehre mi borçlansın veya bu durumda cariyle evlensin? Bir. Ev biduni mehri mislin. Ev biduni mehri mislin. Mehrul misle ne? Bak. Mehrul misilden daha düşük bir kadınla evlenebilir. Hür bir kadınla evlenebilir. O biduni mehri misle evlenebileceği kadınla mı evlenmek zorundadır? Yani bu varken bir cariyeyle evlenebilir mi, evlenemez mi? Evet. Bu iki durumda. وَلَوْ وَجَدَ حُرَّةً بِمُؤَجَّلٍ, yalnız o müeccel elinde yok, hal hazır yok. اَوْ biduni mehri mislin, mehri mislinden düşük, diyelim mehri misil 10 bin örnek, 5000 lira kadın bulabiliyor. Bu iki durumda hürle değil de cariyle evlenebilir mi? فَلَسَحِلُّ اَمَّتِنْ فِي الْعُولَى. Birincide emmet halaldir. Niye hürle evleniyor, borçlanıyor? Ne olur ne olmaz. İleride ödeyemeyebilir, sıkıntıya girebilir. Şu an parası yoksa hürle evlenmek suretiyle borca girmesin. Ne yapsın? Bir cariyle gücü nispetinde bir cariyle neysin? Evlensin. Oldu mu? Evet. Dune saniyeti. Yalnız ikinci durumda mehrül misilden düşük birini bulabiliyor ise, yani bir hür var, mehrül misilden daha düşük bir parayla da ona sadak verir, o da kabul eder. Bu durumda bir emmetle evlenemez. Emmetle evlenmenin gerekçesi yok. Hür kadın var, var. Mehrin, mehrül misilden daha düşüğe razı olur, olur. Elinde de bu para var mı? Var. O zaman emmetle ne yapamaz? Evlenemez. Oldu mu? Evet. Ama bazıları diyorlar, yok bu durumda da evlenemez. Niye? Çünkü kadın mehri mislinden az alıyor. Yani tam hakkını alsaydı bu ödeyemezdi. Kadının mehri misli 10 bin, sen bana 5 bin bir şey olmaz. Kadın ona menet yapmış oluyor. Adam kadının menetine girmiş.
Yok, az mehirle evlenip, hurla evlenip, hurun menetine gireceğine neysin? Emmetle evlensin. Öyle diyen de var. Hı. Ama esah o ki, bu ciddi bir menet olmadığı için, onur kırıcı bir durum ciddi manada olmadığı için, hurla, bu hur varken emmetle evlenemez. Hı. Şartları sayıyoruz. Yani bir kişi cariyeyle evlenmesi için hür bir eşi olmayacak. Yani cima elverişli bir eşi olmayacak. Bir, cima elverişli bir hürle evlenmekten aciz olacak. İki, üçüncüsü ve en yehafe zinen. Hür olmadığı gibi evlenmezsen, evlenmese de kendinden emin değil. Zinadan korkuyor. Zina korkusu endişesini ne ediyor? Taşıyor. Ha, o zaman evlenebilir. Bir kişi kendinden eminse, zina korkusu yoksa, hür bir kişi, böyle hür bir kişi emmetle evlenemez. Oldun. Bildiniz mi burayı? وَاَنْ يَخَافَ زِنَا Pek فَلَوْ اَمْكَنَهُ تَسَرِّنْ Teserrin, teserriyun. Bu nesi de teserruyun, tekessürün. Tekessürü bağlı. Yan makamdaki demeyi kesseydik, teserriyun. Yan üzerine deme ağır hasbettik, teserriyin. İlka geldi ya ile tenu arasında ya hasip oldu. Teserrin, demek teserrin, temmetta, tekessürü bağlının neyidir? Mesleğidir. Felev emkenehu teserrin. Eğer bir adama bak felo emkenehu nereye gidiyor? Zinadan korkan kişiye gidiyor. Felo eğer emkenehu o zinadan korkan kişiye imkan olursa teserrin. Adam cari edinmek ona mümkündür. Adam evlenmezse öyle değil, zina telkesi varsa hürle evlenebilir. Ama zina telkesi olan kişiye teserri imkanı var. Yani cariye edinme, kendine bir cariye satın alma imkanı var. Öyle değil mi? Peki bu adam bir cariye kendine satın mı alsın? Öyle değil mi? Veya hatta evlenmesin. Diyor felâ emkânü teserrin felâ havfü lessehîn. Zinanın havfu yok. Hani havfu zina ona ruhsat ya cariyeyle evlenmeye, ruhsat ya. Adam tamam, zina korkusu var. Yalnız bu zina korkusunu bertaraf etmek için ya evlenecek bir hurla ya cariye satın alacak. Cariye satın alma imkanı var. Ha, cariye satın alma imkanı varsa bu adamda zina korkusu var. Öyleyse emmetle evlenebilir olmaz. Anlamadınız. Anladım. Felev eğer emkenehu kişiye imkan olursa teserrin, cariye edinme, yani bir cariye satın alma imkanı varsa felâ havfe filessahî. Zina havfu burada yok. Adam ben emmetle evlenebilirim, hayrola ya işte zinadan korkarım, ne olur ne olmaz zinaya girebilirim. E sen paran var, var. Cariyeler satılıyor, satılıyor. Cariye edinme imkanı var, var. O zaman sen bir emmetle evlenemezsin. Zina korkusu bahane ederek bir emmetle evlenemezsin. Oldu mu? Ve İslamuha bir hürrün bir cariyeyle evlenmesinin dördüncü şartı nedir? İslamuha. O cariye Müslüman olacak. Ne olacak? Müslüman. İslam olacak. Bir hür kişi ne edemez? Bir hür kişi Müslüman olmayan bir cariyeyle ne yapamaz? Evlenemez. Bak, bir hür ehli kitabı bir hürle evlenebilir. Ama bir hür ehli kitap bir cariyeyle ne demez? Evlenemez. Oldu mu olmadı? Bitti. Bakın dikkat edin.
Şimdi bir hür kişi, bir Müslümanın ehli kitabı bir cariyesi var. Bak, efendisi de nedir? Müslümandır. Hür kişi o ehli kitabı olan cariyeyle evlenemez. Tamam. Ve tahillu halaldir. Emmet. Li hurrin. Kime? Ve tahillu li hurrin. Hür kişiye halaldir. Ve abdin. Abd kişiye nedir? Halaldir. O hür abd ki kitabi yeni. Kitabi yeni. Kitabi olan, yani ehli kitap olan bir hür erkek, bir hür abd, bunlar için halal. Ne? Emmetun kitabiyyetun alessahihi. Bir emmet-i kitabi halaldir. Yani bir hür, bir abd, ama kendisi kitabidirler. Bir ehli kitabi hür, bir ehli kitabi abd, bir ehli kitabi cariyle evlenebilir. Bir abı Hristiyandır. Bir Hristiyan veya bir Yahudi kadın cariyle evlenebilir. Bir hür var ama ehli kitabidir. Yahudi veya Hristiyan. Bir ehli kitabı cariyle evlenebilir. Alessahim. Ama lali abdin müslümin fil meşhur. Müslüman bir abd için kitabı bir emmet caiz değil. Bir abd var Müslümandır. Bak, bir şeref yönü var İslam, bir düşük yönü var abi. Ehli kitabı bir emmetle evlenemez. Hı. Niye? Bu abd o emmet eşit oldu. Ama bu İslam o nedir? O kitabı evlenemez. Tekrar ediyorum. Ve tahillu li hurrin ve abdin kitabiyeni emmetun kitabiyetun ala sahih. La li abdin muslimin fil meşhur. Oldu mu olmadı? Hı. وَمَنْ بَعْدُهَا رَقِيقٌ وَمَنْ بَعْدُهَا رَقِيقٌ وَمَنْ o kadın ki hani men müzekker bile menesler içinde gelir. Burada kimin içinde? Ne biliyoruz? بَعْدُهَا menes gelmiş. وَمَنْ o kadın ki بَعْدُهَا رَقِيقٌ yarısı köle. O kerrakiketin tam rakiket gibi. Yani o kadın ki, o cariye ki, badi hür, badi cariye. O dört dörtlük, tamami cariye olan rakiket gibidir. O kimle evlenebilir, kim onunla evlenebilir, kim evlenemez? Yarısı rakike, yarısı hür olan da aynı hükmü onun gibidir. وَلَوْ نَكَحَ حُرٌ اَمَتًا bir şart değil. وَلَوْ نَكَحَ حُرٌ اَمَّتًا بِشَرْتِهِ Eğer bir hür erkek bir emmetle evlenirse, bir şartı şartıyla. Şartı neydi? Zevcet olmayacak. Hür bir zevcet olmayacak. Hür bir zevcetle evlenecek gücü olmayacak. Öyle değil mi? İslam olacak. Zina korkusu olacak. Bu şartlarla bir hür bir emmeti nikahladı. Sümme eysere. Sonra neydi? Sonra zengin oldu. Bak önce hür bir kadına evlenemezdi ama sonra zengin oldu evlenebilir. Ne olur? Ev nekehe hürreten yahut da o şartlarıyla emmetle evli olan kişi sonra gitti bir hürle evlendi. Lem tenfesihil emmetu. Onun nikahındaki emmetin nikahı fes olmaz. Yani lem tenfesihil emmetu. Yani lem yenfesih nikahul emmeti. Mudaf mukadder. Emmetin nikahı fesih olmaz. O hürün nikahı da devam eder. O emmetin nikahı da ne eder? Devam eder. Oldu. Çünkü
yani hurla onun nikahında bir hur olursa, bir hurla evlenme imkanı olursa bu emmetle akdun nikahın oluşmasına manidir. Ama akdun nikah emmetle varsa sonra hurla evlenme imkanı oluştu veya hurla evlendi, onun o emmetin nikahını fesh etmez. وَلَوْ جَمَعَ مَنْ لَا تَحِيلُّ لَهُ الْاَمَّتُ O adam ki ona emmet halal değil. Diyelim saydığımız dört şartlardan biri, iki veya üç eksik. O kimse ki ona ne? Emmet halal değil. Bu kişi ceme etti hürreten ve emmetten. Bir akdin. Bir akkada hem hür hem emmeti ceme etti. Yani bir akda bir hür bir emmetin nikahını kabul etti. Orada iki adam bekliyor. Biri dedi kızımı sana nikah edin. Biri de dedi caremi sana nikah edin. Bertaletil emmetu. Yani emmet batal olur. Gaya emmetin nikahı batıldır. O münakıd olmuyor. Lel hurretu fil eseri. Hür batal olmaz. Hürün nikahı oluşur. Münakıd olur. Batıl olur. Gaya emmetin nikahı oluşmaz. Hani batıl olun deyince yani gerçekleşmiyor. Ama hürün ki gerçekleşiyor. Oldu. Demek velev cema'en men la tahillu lehul emetu hürreten ve emmeten cema'nın mef'ulu bi akdin vahidin takdirinde batalatil emetu lel hürretu fil eser. Oldu. Faslun burada duralım. Evet. Thank you.